Bismillahirrahmanirrahim. Babu reddil yemin. Bu bab yemini reddetmek. Bir adama yemin tereddüb ediyor. O da müddâ aleyhe yemin tereddüb eder. Müddâ'yı beyyine getiremedi, şahit bulamadı. O vakit müddâ aleyhe yemin tereddüb ediyor. Müddâ aleyh diyor ki hayır, ben yemin etmem. Madem o adam hak dava ediyor, o yemin etsin. Bazen olur ya, o yemin etsin der. O ki şahit yok, yemin etsin. Bu caiz midir, değil midir? Bunda ihtilaf var. Ülemanın bazısı diyor caiz, bazısı diyor ki caiz değil. قال أبو جعفر اختلف الناس في المدعى عليه برد اليمين على المدعي مدعى عليه يمين مدعي رد الساء الناس من ذي اختلاف التلر جائز مدر ديل مدر فقال قوم علماء دم بيركس مددلر كي لا يستحلف المدعي دعوة إذن أدم يمين اتمس ويمين ولا تكلف ولا مس مدعي ونا نترتب إدر بيجنه El-beyyinetü alel-müdde'i vel-yeminü ala menenker. Ona tereddüb eden şahit getirmek. Binaenaleyh ona gel sen davanda haklıysansa yemin et denilmez. Ve kâle âkharûn ulemadan bir kısmı dedi ki bel yüstahlef. Caizdir. Ona da yemin teklif edilir. Fe'in halefe yemin ederse şahidi yok. Fakat yemin ederse ki ben sözümde doğruyum, alacaklıyım. İstehakke medde'a bihalfihi. Dava ettiği şeye İstihkak kesbeder. Ne sebebiyle kesbeder? Bi halfihi, yemini sebebiyle. Yemin eder, alır. Ve in lem yuhallef. Ve in lem yehlif. Ve in lem yehlif. Yemin etmezse, yeminden nükül ederse, hayır yemin etmiyorum derse, lem yekün lehu şeyün, hiçbir şey yok onun için, hiçbir hak kazanamaz. Yani bu ikinci kavme göre şahit isterler. Şahidi yok olsa yemin teklif ederler. Yemin ederse, bu dava ettiği şey neyse onu alır. Yok, yemin etmezse bir şey alamaz. Fakat birinci kavim dediler ki hayır, yemin ona tereddüb etmez. Yemin müdde aleyhe tereddüb eder. Ve ihteccu fî zâlike. Bu yemin eder diyenler ihticac ettiler. Bimâ kad rabeynâhu fî gayri hâzel mevdi. Bu mevziin gayrisinde bizim rivayet etmiş olduğumuz hadislerde. Kimden o da? En Sehl ibn Ebi Haseme. Fil Kusame. Kusame'de Sehl ibn Ebi Haseme'den rivayet eyledik. Yukarıda geçti. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Kale lil Ensar. Ensar'a dedi ki Tüberriüküm Yahudu. Yahut Tüberriüküm Yahudu. Yahut ibra ederler. Zimmetlerini ibra ederler. Bi hemsiyine yeminen 50 yeminle. Yukarıda geçti ki Ensar'dan birisi Hayber'de öldü. Onu ölü buldular. Onu dava ettiler ki bunu Yahudiler öldürdü. Yahudiler de biz öldürmedik dediler. Ensar dava ettiler, şahitleri yok. Yahudiler dediler ki biz yemin edelim. Kusame'de 50 yemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz Yahudilerden 50 kişi intikab edin. Onlar yemin etsinler, öldürmediklerine dair zimmetleri beri olur. Siz buna razı mısınız? فَقَالُوا Ensar dediler ki كَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ Kafir olan bir kavmin yeminlerini biz nasıl kabul edelim? Bunlar kafir. Yalan yere yemin ederler. Biz bunların yeminini kabul edemeyiz dediler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Ensar'a dedi ki اَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ Siz yemin eder de hakkınızı alır mısınız? Şimdi bu kelimeden iki türlü mana çıkıyor. Yani yemin edin, siz yemin edin ve hak kazanın. O ki Yahudilerin yeminini kabul etmiyorsunuz, siz yemin edin. Hakkınızı alın, onun diyetini alın. Bir bu. İkinci mana da etehlifune, siz yemin mi edersiniz? Ve testehekkune, hem de hak alırsınız. Siz hak almak için yemin mi edeceksiniz? Yani caiz olmaz, inkar bu. Hemze-i istifam inkarı olur. Yani böyle şey olmaz. Yalan yer, siz yemin edip de hak alacaksınız. Yemin onlara düşer, size değil. Şimdi bu hadisi şerif iki tarafa da delil oldu. Müddai yemin eder diyenler hemzeyi inkar için almadılar. Hemze istifamı inkar için almadılar. Yani Peygamber Efendimiz onları tekrir ediyor. Etehlifune yemin eder misiniz? Ve testehikune bir de diyete hak edesiniz.
Onlar dediler ki bu işte bak Resulullah Efendimiz ne dedi? Müddei olanlara yemin teklif ettiği, caiz olmasa teklif etmezdi. Fekalu dediler ki kad radda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz reddetti. El eymane leti şul bir yeminleri ki cealnaha biz o yeminleri kıldık fil bedi. Davanın evvelinde alel müdda aleyhim, müdda aleyhime kıldık. Onlar da kim? Yahudiler. Davanın evvelinde yemin kime teklif edildi? Yahudilere. Bunları Resulullah Efendimiz reddetti. Fece'alaha alel müdde'in. Müdde'ilere kıldı. Yemin, Yahudilerin yeminlerini kabul etmedikleri gibi öyleyse siz yemin edin, hakkınızı alın buyurdu. Fekâne minel hücceti aleyhim. Peki bunların aleyhine hüccettendir. Le ehlil mekâletil ula. Birinci mekâleyi söyleyenler bu ikinci mekaleye söyleyenlerin aleyhine hüccettendir ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz demme kâle vaktaki buyurdu. Etübri'üküm Yahudu bi hamsine yemine. Yahudiler 50 yeminle zimmetlerini size karşı ibra ederler mi? Yani buna razı olur musunuz? Lem yekun minel Yahudi reddül eyman alel ensar. Bu diyor ki bu davada biz Yahudilerin yeminini kabul etmiyoruz dediler. Bizim davamız orada değil ki. Müdde aleyh diyor ki ben yemin etmem. Müddeiler yemin etsin. Yahudiler biz yemin etmeyiz, Ensar yemin etsin diye teklif ettiler mi? Etmediler. Sen buna delil getiremezsen ki. Bizim dediğimiz müdde aleyh yeminden nükül ediyor. Müddeyi yemine teklif ediyor. Yahudiler bunu yapmadı ki. Biz yemin etmiyoruz, Ensar yemin etsin demediler ki. Bu getirmiş olduğunuz hadis sizin aleyhinize çıktı dedi. Evet. Lem yekun evet minel yehud reddül eymane alel ensar. Yahudiler bu yeminleri ensar üzerine reddetmediler ki feyeruddeha ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de reddeder. Feyekûne zâlik bu ola hücceten hüccetula limen yara reddel yemini fil hukuk. Hukukta yemini red edenler için hüccet ola böyle olmadı ki. Evet, eğer olsaydı Yahudiler biz yemin etmiyoruz, Ensar yemin etsin deseydi Resulullah Efendimiz de Ensar'a gelin siz yemin edin de davayı kazanın deseydi o vakitte delil olurdu. Fakat bu olmadı. İnnemâ kâle, Peygamber Efendimiz buyurdu ki etübriyüküm Yahudu bi hamsine yemine. 50 yemin Yahudiler yapar da zimmetlerini beri ederse ne dersiniz buna? Fekâletil ensâr, ensâr dediler ki keyfe nekbele imâne kavmin küffâr. Ya Resulallah, bunlar kafir bir cemaattir. Bunların yeminini biz nasıl kabul edelim? Mesele bu kadar, yoksa reddi yemin yok. Fekâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz o vakitte siz Yahudilerin yeminini kabul etmezsinizse etehlifûne ve testehekkûn, siz kendiniz yemin edip de hak kazanacaksınız. Bu inkar için oldu, yani bu olmaz. Fakat yecûz en yekûne kezâlik hükmün kusâme. Caiz ki kusâmenin hükmü böyle olar. Ve yecûz caiz olur ki en yekûne zâlik. Bu Resulullah Efendimiz'in emri olur. Alen nekîri minhu aleyhim. Resulullah Efendimiz Ensar'ın bu sözünü inkar etti de onun için olur. Yani iki ihtimali var. Caiz ki kusâmede böyle olur. Eğer müddeiler müdde aleyhin yeminlerini kabul etmezse kendileri yemin eder, hakkı kazanırlar. Bir ihtimal bu. İkinci ihtimal da Resulullah Efendimiz bu işin olmayacağını inkar etti. O hemze istifam-ı inkarı için oldu. Yani siz kendi yemininizle mi hakkı kazanacaksınız? İnkar için oldu. Bu olmaz. İzdalu keyfe nakbelu eymane kavmin küffar. Çünkü onlar dediler ki kafir bir cemaatin yeminlerini biz nasıl kabul edelim? Fekale lehum, Peygamber Efendimiz onlara dedi ki etehlifûne ve testehekkûn, siz kendiniz mi yemin edip hak kazanacaksınız? Kemâ kâle, buyurduğu gibi eyedde'ûne ve yestehekkûn, hem dava ediyorsunuz hem de hakkı kazanmak istiyorsunuz. Davacı davayla hakkı kazanamaz ki, illa şahidinle kazanacak. Benim şunda şu kadar alacağım var. Bitti, davayı kazandın, hemen ondan hakim alır da seni verir mi? Yok. Ne yapacak? Öteki adama soracak. Öteki adam ikrar ederse senin hakkın o vakitte ikrar sebebiyle alır verir. İnkar ederse sen ispat edeceksin. Yoksa senin yemininle hemen o adamdan davanla alsın verirsin, bu olmaz.
فَلَمَّ اَحْتَمَلَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ Vaktaki bu hadisi şerif, bu iki veçin mühtemil oldu. لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ Hiçbir kimse için olmadı. اَنْ يَحْمِلَهُ Bu hadisi hamlede. اَلَا اَحَدِهِمَا دُونَ الْاَخَرِ Bu iki manadan birisine hamlede de ötekini hamletmeye, bu hiçbir kimse için caiz değildir. İlla bir bürhanin, illa delil ile olur. Bürhan ile olur ki yedüllü hala zalik. Delalet ediyor ki bu iki manadan birisi murattır. Elinde onun murad olduğuna dair bir delil olursa vakitte hamledebilir. Yoksa delilsiz hamledemez. Öyleyse böyle bir delil var mı? Bu iki ihtimaldan acaba hangisi murad, hangisi kastedilmiş? Bir delil bulabilir miyiz? Fenazarına biz nazar eyledik. Fîmâ sivâ hâdel hadis. Bu hadisten başka diğer hadisleri araştırdık. Minel âthâril merviye, rivayet edilen eserlerden araştırdık ki bu iki ihtimaldan birisini teyit edecek bir rivayet var mı? Feizen İbn Abbas radıyallahu anh'a baktık ki Abdullah İbn Abbas kad ravâ an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resûl-i Ekrem Efendimiz'den rivayet buyurdular ki ennehu kâle. Peygamber Efendimiz buyurdu. Lev yu'ten nâsü bidâvâhum. Mücerred iddia etmekle nasa verilseydi hemen dava etti mi alıp onun hakkını veriyorlar. Mücerred dava ile şahide yemine lüzum görülmeden mücerred dava ile hak kazanılsaydı ledde'a nasun bir takım adamlar iddia ederdi. Dima'a ricalin ve emvalihim bir takım adamların kanlarını, mallarını dava ederdiler. Bu benim kardeşimi öldürdü, bu benim emmucemin oğlunu öldürdü. Yok bu benim oğlumu öldürdü diye yalandan dava eder, kan parası alırdılar. Yahut da bu benimdir, bu bahçe benimdir, bu ev benimdirdir. Dava eder, mallarını alırdı. Demek ki bir mücerret dava ile hak kazanılmıyor. وَلَاكِنَّ الْيَم۪ينَ عَلَى الْمُدَّعَ عَلَيْهِ Lakin yemin müddealih üzerinedir. Bak Peygamber Efendimiz kesti attı. Öteki dava eden adamın şahidi varsa şahidini ispat etti. Yok şahidi yoksa dava ediyor ya hak kazan diyor. Hemen dava ile hak kazanılmaz. Müddealihe yemin teklif edilir. Eğer müddealih yemin ederse ki bu adam yalancıdır. Beni iftira ediyor. Bir hakkı yoktur derse dava sabit olur. Yok yeminden nükül ederse ben yemin etmiyorum derse demek ki davacı doğruymuş diye. Yeminden nükül ettiğinden dolayı davacı hakkı kazanır. Fesebete bizalik bu hadiste sabit oldu ki ennel müdde'i dava eden adam la yestehekku bidavahu mücerret davasıyla istihkak edemez. Demen bir gana ve la malen mala ne kan parasına ne mal bedeline istihkak kesbedemez. وَاِنَّمَا يَسْتَحِكُّ بِهَا O davası sebebiyle hak kesbeder. Neye? يَم۪ينَ الْمُدَّى عَلَيْهِ خَاسَّ مُدَّى عَلَيْهَ yemin ettirmeye hak kesbeder. O kadar. Eğer davacının elinde zaten şahidi varsa davayı kazanır. Yok şahidi yoksa ne yapacak? Mücerret davasıyla o hakkı alamaz. Onunla bir hak kazanır. O da ne? مُدَّى عَلَيْهِ yemine teklif eder. Suçlu. Gel bakalım bir yemin et bakalım. هَذَا حَد۪يسٌ ظَاهِرُ الْمَعْنَى İşte bu bir hadistir, manası da zahirdir. وَلَا لَنَا bizim için de caiz olmadı. اَنْ نَحْمِلَ مَا خَفِي عَلَيْنَا مَعْنَى مِنَ الْحَد۪يسِ الْاوَّلِ Birinci hadisten manası bize gizli olan bir şeyi hamletmek. Ala zalik buna. Madem bu gizli bir mana siz çıkarıyorsunuz, o gizli manayı hamletmek bu bizim için caiz değildir. Niye? Bak bu ikinci hadis de zahir. Davacı ne kazanıyor? Müddâ aleyhe yemin ettirmek hakkını kazanıyor, o kadar. Yoksa kendisi yemin etsin de müddâ aleyhe yemin ettirmesin, hakkı kazansın, böyle bir şey yok. وَاَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكَ مِنْ تَرِيقِ النَّزَرِ اَمَّا قِيَاسِ Tariqiyle bunun veçhi فَاِنَّا رَأَيْنَا مُدَّعِ الْمُدَّعِيَ Biz müddâ'yı dava edeni gördük ki اَلَّذ۪ي عَلَيْهِ اَنْ يُقِيمَ الْحُجَّةِ O müddeaya ne tereddüt ediyordu? Delil getirmek ala dava. Dava üzerine hüccet ikamesi üzerine vacib idi. La tekun hüccetuhu tilke. Onun hücceti olmaz. O davacının hücceti
Olmaz. Hücceten hüccet olmaz. Öyle hüccet ki carreten ila nefsihi manemen. Kendi menfaatine bir ganimeti çekiyorsa öyle bir dava var ki menfaati kendi tarafına çekiyor, o hüccet olamaz. Ve la dafi'aten enha mahremen. Kendisinde mahremi de def edici olamaz. Öyle bir hüccet oluyor ki kendisinden borcu def ediyor. Yok. Ya demek ki hüccetler de kendisinden bir borcu def edici yahut da bir menfaati çekici bir şey olmayacak. İşte onun için mesela bir adam birisine dava etse filan da 5000 lira alacağım var. Şahit, şahit oğlunu getirdi. Babasını getirdi. Kabul edilir mi? Edilmez. Niye? Bu adamın getirmiş olduğu hüccet, yani o şahitler kendi namlarına bir menfaat çekiyorlar. Ha babanın mali, ha oğlun mali. İkisi bir. Bu adamın şehadetiyle kendisine bir menfaat çekir. Onun için kabul edilmez. İlla yabancı olacak. Dedi ki bu. Madem bu adam dava ediyor, davada da kendi menfaatini sağlayan bir şey var. Onun için kendi davası hüccet olamaz. فَلَمَّا وَجَبَتِ الْيَم۪ينُ عَلَى الْمُدَّ عَلَيْهِ Vakıtta ne vacip oluyor? Kendisinin delili yok. Mücerret davası da kabul olunmuyor. Öyleyse مُدَّ عَلَيْهَ yemin vacip oluyor. فَرَدُّوهَا عَلَى الْمُدَّعِ Bunu müddaiye reddettiler. Yemin müddaiye üzerine vacip oldu. Bunu müddaiye reddettiler. فَاِنْ اِسْتَحْلَفْنَا الْمُدَّعِيَ Peki bunlar şimdi bu ikinci zümre dediler ya, o vakitte müddai yemin eder. Müddai yemin ederse جَعَلْنَا يَم۪ينَهُ حُجَّةً لَهُ O davacı yemin ettiği gibi o kendine hüccet oldu. وَحَكَمْنَا لَهُ بِحُجَّةٍ Hakim eğer o müddainin kendi yeminiyle hükmederse o bir hüccet ile hüküm olur ki كَانَتْ مِنْهُ O hüccet ondan oldu. هُوَ بِهَا جَارٌ اِلَى نَفْسِ مَعْنَمَتْ Kendi nefsine bir ganimeti çeken bir hüccet oldu. O hüccet olamaz ki. Bu adam yemin ediyor ki illa benim alacağım var. Şahidim yok ama işte ben dava ediyorum ya, bir de yemin ederim bu parayı alırım. Yok. O yeminin sana hüccet olamaz. Niye? O öyle bir hüccet ki sana bir menfaat çekiyor. Sana çeken, menfaat çeken bir hüccet olamaz. وَهَذَا خِلَافُ مَا تَعَبَّدَ بِهِ الْعِبَادِ Kulların teabbüd etmiş olduğu hükmün hilafınadır. فَبَطَلَ ذَلِكَ Bu batıl oldu. Demek kullar neyle teabbüd ediyorlar? Böyle bir hüccet onun aleyhinde yahut lehinde olacak ki kendisinin orada bir kârı yok. Yani kendisine bir menfaati sağlamıyor. Onun için yabancı şahit arıyor. Kadı daima yabancı şahitlere sorar. Bir akrabalığın var mı? Akrabası var. Ona da bakar ki bu şehadeti lehinde caiz olur mu olmaz mı? Olmazsa kabul etmez. Hani meşhurdur ya, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın zırhını Yahudi çaldı. Kendisi de Kufede emirül müminin. Hazreti Ali dava etti. Kadı Şüreyh'in yanına gittiler. Yahudi diyor benim. Hazreti Ali diyor ki benim. Kadı Şüreyh Hazreti Ali'ye dedi ki ya Ebel Hasan dedi şahit getir. Dedi şahit oğlum Hasan'la kölem Gamber. Dedi ben onların şehadetini kabul edemem. Birisi senin oğlun, birisi kölen. Onların şehadeti kendi nefislerine şehadet gibi sayılır işte. O bir hüccet ki işte bir manevi çekiyor. Kabul etmem dedi. Başka şahit getir. Başka şahidim yok dedi. Öyleyse müdde aleyhe yemin teklif ederim dedi. Yahudi'ye dedi ki sen Tevrat'a yemin eder misin? Bu senin olduğuna yemin ederim dedi. Öyleyse zırh al çık dedi. Zırh aldı. Yahudi çıktı mahkemeden dışarı. Yahudi kazandı mı kazanmadı mı? He? Şeyi kazandı. Zırhı kazandı. Zırdevayı kazandı. Kazandı fakat Kadı Şürey Hazreti Ali radıyallahu teala anhu yanında durdurmuştu. O şeyde Yahudi'yi de kapının arkasında yani ileride durdurmuştu. Bir Müslümanla kafir ikisi müsavi durmasınlar diye. Ondan sonra hüküm bittikten sonra kalktı Hazreti Ali radıyallahu anh kendi yerine oturtturdu. Dedi ki ya Ebel Hasan dedi bu hükümde ben bir haksızlık yaptım mı? Adalet üzerine hükmettim mi? Dedi bir şeyde hata ettim. Ne de hata ettim dedi sordu. Dedi ki Yahudi'ye ismiyle hitap ettim. Beni künyemde hitap ettim. Beni de ismimde hitap edecektin. Onun ismini ne söyledinse beni de Ya Ali diyecektin. Ya Ebel Hasan demeyecektin.
müsavi tutacaktır. Dedi. Yahudi de dinliyor. Dedi ki yahu ben bunu çaldım. Genç emirül müminin gadiye razı oldu. Ben de yalan yere yemin ettim. Zırhı aldım. Bunların dini hakiki bir din. Ben Müslüman olurum dedi. İçeri girdi. Dedi ki ben yalan yere yemin etmiştir, zırhı almıştım. Sizin dininizin hak olduğunu bildim. Ahan zırh ve Müslüman oluyorum diye kelime-i şehadeti getirdi. Hazreti Ali de zırhı aldı. Dedi ki ben de bu zırhı sana hediye ettim. O ki Müslüman oldu. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ اِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُ بِيَم۪ينِهِ. Şimdi bir adam itiraz etse dese ki müddeinin yeminiyle biz hüküm veririz. وَاِنْ كَانَ بِهَا جَارًا اِلَى نَفْسِهِ. Kendi nefsine bir menfaati çekse bile o kendi yeminiyle biz hükmederiz. لَاَنَّ الْمُدَّى عَلَيْهِ. Çünkü müddâ aleyh suçli. Kadra diye bir zalik. Buna razı oluyor. Müddâ aleyh ben yemin etmem diyor. Müddâ-i davacı kendisi yemin etsin, hakkını kazansın. O buna razı. Razı olursa biz de bunu kabul ediyoruz. قِيلَ لَهُ adama denilir ki وَهَلْ يُوْجِبُ رِضَ الْمُدَّى عَلَيْهِ. مُدَّى عَلَيْهِنْ rızası mucib olur mu? زَوَالَ الْحُكْمِ hükmün zevalına عَنْ جِهَتِهِ kendi cihetinden. Müddâ aleyh razı oluyor diye hükmü müddâ aleyhden al, müddâ'ye ver. Bu bunu icap eder mi? Etmez ki. Müddâ aleyh razı olsa bile şer'i hüküm neyse sen onu vereceksin. Hayır, madem müddâ aleyh razı oluyor öyleyse onun lehine hüküm vermeyelim, müddâ'inin lehine hüküm verelim. Böyle şey olmaz. Hüküm kendi cihetinden zahir olmaz. Araite sen görmez misin? Lev enne racülen bir adam. Kale dedi. Ma iddâ aleyye fülânun bir şeyin. Ma ol bir şey ki. İddâ aleyye bana iddâ etti. İddâ aleyye. Benim üzerime iddâ etti. Fülânun fülân adam min şeyin bir şey. Bende alacağı var. Bir metlubi var. Dava ise her kim ise iş şahısı tayin ediyor. Fülen kes benim aleyhimde benim üzerime bir mal iddia ederse fehve musaddakun, o adam doğrudur. Böyle bir şey dese, o adam da geçse mahkemede dese ki bu adam bak filan vakitte dedi ya, ben bu adamın aleyhinde ne dava açarsamsa ben doğruyum, kendisi söyledi ya, şimdi ben bundan 50 milyon para alacağım var isterim dese, hakim tesdik eder mi onu derhal? Ha, niye bekledin? Fedda aleyhi dirhemen, değil 50 milyon, bir dirhem bile iddia etse, fema fevko, bir dirhem yahut da başka daha ziyade para kesi iddia etse, hel yukbel, kabul edilir mi? Sen vaktiyle böyle demiştin, bu adam da iddia ediyor. O kabul edilir mi? Kabul edilmez. Hel yukbelu zalike minhu, ondan bu kabul edilir mi? Edilmez. Hakim kabul etmez. Efendim ben böyle demiştim, senin o sözün delil olmaz. Hakime düşen vazife diyecek ki peki sen iddia ediyorsun, iki şahit getir. Şahit getiremezse vakitte müddâ aleyhe yemin teklif eder. Ama müddâ aleyh diyemez ki bu vaktiyle bu sözü söylemişti ki bak ben de ne dava ederse doğrudur. O söz delil olamaz. Araite lev galet, görmez misin ki eğer dese kad radîtu bima şehide bihi zeydun aleyye. Zeyd bir şahıs. Benim aleyhime ne dürlü şehadet ederse ben ona razı olurum. Benim aleyhime yapacağı şehadete ben razıyım dese. Liraculin fasik. O Zeyd de bir fasık adam. Fasık adam ama diyor ki ben onun şehadetini kabul ederim diyor. Ev liraculin carrin ila nefsihi. Yahut da bir adama dedi ki o adam çekiyor ila nefsihi kendi nefsine bir tilke şehadeti. O şehadetle me'anemen kendisine bir kazanç çekiyor. Fülen kes ne şehadet ederse ben ona razıyım. Bu adam da bir fasık adamdır. Tekvası yok. Yahut da o şehadeti sebebiyle kendisine bir ticaret kazanmak istiyor. Feşehide Zeydun. Böyle dedikten sonra o Zeyd de şahit. فَلَمَّا كَانُوا قَدْ اِتَّفَقُوا وَقْتَكِ وَلَمَا اِتِّفَقْ اَيْلَدِلَرْ كِ اَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكِ. Bu adam üzerine böyle dediğinden dolayı bir şeyle hükmedilmez. Yani onlar da öyle diyor. Fülan adam bana ne dava ederse sözünde doğrudur, ben kabul ederim demez dese bile
yahut da filan adam benim aleyhimine ne türlü şehadet ederse ben kabul ediyorum dese bile her iki taraf da diyor ki bu kabul edilmez. İlla hakim şer'i hüküm neyse onu verecek. Ve enne ridâhu fî zâlike, bu mesele hakkında o adamın rızası ve gayra ridâhu, razı rızası ve rızasının gayrisi, ister razı olsun ister olmasın, ikisi sevâun müsavidir. Ve ennel hükmü hüküm la yecibu fî zâlik, bu mesele hakkında onun demesi de vacip olmaz. Ve in radiye, isterse razı olsa bile hüküm vacip olmaz. İlla bima, illa bir şeyle vacip olur ki kâne yecibu. O hüküm vacip olur di levlem yerde razı olmasa. Fülanın şehadetine ben razı değilim, kabul etmem dediği vakitte hakim ne surette hüküm verecekse işte o surette hüküm verilir. Yoksa Mehmet abi benim aleyhimde ne türlü şehadet ederse ben bunu kabul ediyorum. O müteber değil. Mehmet abi benim aleyhime ne türlü şehadet ederse ben kabul etmem. Hah, böyle dediğim vakitte hakim ne türlü hüküm verecekse Mehmet Ağa'nın benim aleyhimde kabul ettiğini, kabul ne derse onu kabul ediyorum dediğinde de öyle hüküm verecek. Kâne kezâlike izâ yemînul müddâi. İşte müddâinin yemini de böyledir. Lâ yecibü lehû bihâ. Yemini sebebiyle müddâiye bir şey vacip olmaz. Hakkun, bir hak vacip olmaz. Alel müddâalih. Müddâalih üzerine bir hak vacip olmaz. Ve yine radiye. İsterse razı olsun. El müddâ aleyh, müddâ aleyh razı olsa bile bihi, bu şey sebebiyle, bu yemin sebebiyle, bizalik buna razı olsa ki bu adam yemin etsin ben razıyım dese bile hüküm sabit olmaz. Şimdi farz et ki iki adam gitti mahkemeye. Adam dava etti, 10.000 riyal. 10.000 riyal ispat edecek şahidi yok. Müddâ aleyhe dediler ki yemin et, senin borcun olmadığına dair. Dedi ki ben yemin etmiyorum. O yemin etsin ben 11 riyali vereceğim. O da yemin etse hakim o parayı müddâ aleyhten alıp da ona verebilir mi? O şimdi ötekilerine göre verebilir diyor. Niye? Müddâ aleyh reddetti. Ötekinin yeminine razı oldu. Verebilir diyor. Fakat öteki birinci zümre diyor ki hayır, böyle demekle hakim ondan parayı alıp onu veremez. Adam razı olsun, isterse razı olsun. Şer'en o madem şahit getiremedi, belki yemin edecekti. Yemin etmezse kendisi yeminden nükûli sebebiyle aleyhine hüküm verilir. Yoksa ötekinin yemini sebebiyle değil. Ya yemin et, yemin etmiyorum derse öyleyse bir parayı. Hakim o vakit öyledir. Hayır, o yemin etsin ben vereyim. O da yemin etse o yemin sebebiyle alamaz. Kendisinin yeminden nükûli sebebiyle verebilir, verir. وَالْحُكْمُ بِيَم۪ينِهِ بَعْدَ رِضَاهُ بِهَا كُحُكْمِهَا قَبْلِ ذَلِكَ وَالْحُكْمُ بِيَم۪ينِهِ مُدَّعِينِ يَم۪ينِيلِ olan hüküm بَعْدَ رِضَاهُ بِهَا مُدَّعَلِهِنْ ona razı olduğundan sonra ne gibidir? كُحُكْمِهَا قَبْلِ ذَلِكَ razı olmadığından evvelki hüküm gibidir. مُدَّعَلِهِ onun yeminine razı olmadığı vakitte hüküm nasıl ise razı olduğu vakitte de hüküm öyledir. Yani hakim elindeki kaide-i umumiyeyi tatbik edecek. El beyinetu alel müddai vel yeminu ala men enker. Bu hadisi tatbik edecek. Fesebete bima zekerna, bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu. Butlanu raddil yemin alel müdda aleyh. Butlanu raddil yemin, yeminin reddinin butlani. Ne üzerine? Alel müdda aleyh değil. Alel müddai, müddai üzerine reddi. O aleyhi ziyade. Uyanış. Alel müddâi. Bu ziyade, zâide. Yani bir çizim daire. Zâide. Çünkü kim üzerine reddediliyor? Müddâi üzerine reddediliyor. Diyor ki, fesebete bimâ zekâne, bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu. Ney? Butlânu raddil yemin. Yeminin reddinin butlâni. Kim üzerine reddi? Alel müddâi. Müddâi üzerine yemini reddediyor ya, müddâli. İşte o batıl oldu. Ve hâde kulluhu, bizim bu okuduklarımızın hepsi kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi teâlâ aleyhim. Bu üçünün şeysi budur. Kavulleri, iştahatları budur. Müddâ aleyh yemini
reddetse müddaiye yemin et ben vereceğim dese kabul edilmez. Ha demiş, ha dememiş. Hiç kıymeti yok.